Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Turizm bütçesini konuşacağız ama bir ay içinde turizm bütçesi de daha doğrusu yerle bir olmuş durumda. Biraz önce gelirken dolara baktım, 14,5 seviyesini görmüş. Şimdi şöyle diyecek Turizm Bakanımız belki, iyi dolar yükselsin, Türk parası değer kaybetsin. Bizim turizmciler çok büyük paralar kazanıyorlar. İşin aslı öyle değil. İşin aslı bütün girdi maliyetleri aynı zamanda yükselecek. Bunun hiç kimseye, ihracatçı da dahil olmak üzere, hiç kimseye faydası yok. Şimdi geçen gün Sayın Turizm Bakanı komisyonda bir konuşma yapmış, Plan Bütçe Komisyonu'nda, ve demiş ki 2021'de Yunanistan ve İspanya'ya baktığımız zaman ortalama %20-30 bandında büyüyecekler. Bu sene geçen seneye kıyasla Türkiye ne kadar büyüyecek? 80-100 bandında. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Türkiye turizm tarihinde Türkiye ilk kez İspanya'dan daha fazla turist aldı. Aynen konuştuğu gibi aldığım için böyle düşük cümleler de var. Tarihinde ilktir bakın. Şu anda İspanya'da tek konu Türkiye, biliyor musunuz? Turizm çevresinde nasıl yapıyor bu adamlar bu işi diyorlar. Şimdi Turizm Bakanı da aynı iktidar gibi dünya bizi kıskanıyor moduna girmiş. Buradan da gelmiş komisyonda bize hava atıyor. Şimdi aslına bakarsak işin, İspanya ayı 10. aya kadar, yani 2021 yılının 10. ayına kadar 24,8 milyon kişiyi ağırlamış. Türkiye, bu TÜİK rakamlı, Türkiye 21 milyon kişiyi ağırlamış. Ne diyordu? İspanya bizi kıskanıyor. Ha, şunu diyebilir vatandaşlar ve gurbetçiler de bunun içinde derse, o zaman ben başka bir şey söylerim. Bulgaristan'dan girenleri de turist sayıyor musunuz? Efendim, İran sınırından girip ucuz Türk mallarını neredeyse yağmalayan insanları da turist sayıyor musunuz? Ha, bir de ikinci iddia da şu, şöyle demiş Sayın Turizm Bakanı, 16,8 milyar dolar kazanç elde ettiğimizden varsayarak yola çıkıyorum. Bu rakamları da TÜİK'ten alıyorum. 830 dolar ortalama gelir elde ettik demiş. Şimdi TÜİK tabii veriyor bu rakamı. Ama eğer yabancıları da ben, gurbetçileri de ben bu rakamın içine alıyorum diyorsanız rakam 615 dolara düşüyor. Eğer almıyorsanız 830 doları nasıl buldunuz, biz bunu merak ediyoruz. Üçüncü iddia ise Turizm Tanıtım Ajansı ile ilgili. Turizm Tanıtım Ajansı'ndan yapmayın etmeyin, çok büyük kriz var. Bu Turizm Tanıtım Ajansı ile ilgili şu paraları toplamayın. Ama dediler ki gene komisyonda Turizm Bakan Yardımcısı, eğer TGA olmasaydı biz bu kadar turisti yakalayamazdık. İyi de 295 milyonla eğer bu olacaksa, sadece Cumhurbaşkanı'nın korumasına verilen 230 milyon gibi bir rakamı biraz azaltıp turizme aktaralım, çok ihtiyacımız var döviz girişine. O zaman burada Türkiye'yi uçuralım. Şimdi Turizm Tanıtım Ajansı'nın harcamalarına da şöyle bir baktık. Sadece harcamalarında, sadece televizyonlara verilen 240 milyon lira arkadaşlar. 240 milyon lira çok büyük bir rakam. 240 milyon nerelere harcandı? Tabii biz bunları bilemiyoruz. Soruyoruz, cevap alamıyoruz. Bunları da açıklamasını rica ediyorum. Fakat TGA'dan elde edilen gelirlerle, değerli arkadaşlar, hepiniz hatırlayacaksınız, pandeminin yükseldiği dönemlerde bir maske çıkarttılar aşılayım diye, dünyaya rezil oldu. Ve ertesi gün kaldırıldı. Buraya kaç para harcadınız? Bu ajansa kaç para verdiniz? Bu maskelere ne kadar para harcadınız? Bunu merak ediyoruz. Bir de yine TGA ajansı bir yemek kitabına çok ciddi para yatırdı. Bu yemek kitabı da Sayın Emine Erdoğan'ın yemek kitabıydı. Gurmelerin lideri olan Emine Erdoğan'ın buyurunuz.
devasa bir bütçe aktarıldı. Ama soruyoruz, onun da cevabı yok. Şimdi süre bitti. 5 dakikada ne konuşacaksınız? Ama Dışişleri Bakanımız da buradayken 19 Ocak'ta Avrupa Konseyi Osman Kavala davası ile ilgili bir karar verecek. Turizm şöyle bir şeydir. Turizm barış sektörüdür. Turizm demokrasi sektörüdür. İnsanlar bir ülkeye giderken o ülkede insan hakları ihlal ediliyor mu, edilmiyor mu buna bakarlar. Özellikle Avrupalılar. Şimdi bu karar çıkacak. Bu karar çıkarken Avrupa Konseyi'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağız. Bu arada burada Dışişleri Bakanımız da varken bu konuyu da bir not olarak ben burada ileteyim. Turizm her konuda etkilenir. En ürkek sektördür ama en çok ihtiyacımız olan dövizi de Türkiye'ye doğrudan getiren yegane sektördür. Burada siz... Selamlayın. Bir de tabii çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir de tabii şu TGA'nın yönetim kurulu üyeleriyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. TGA'da şu anda 9 otel yatırımcısı var. 4 bakanlık temsilcisi, 3 bakanlık temsilcisi, 1 Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanı, bir tek seyahat ajantası var. Seyahat ajantaları Türkiye'ye turistin %90'ını getiriyor arkadaşlar. Seyahat ajantalarını temsil eden de TÜRSAP'tır. Yasayla kurulmuştur, yarı resmidir. Fakat maalesef TÜRSAP başkanı burada yok. Neden? Aynı zamanda restoranlardan da pay alıyorlar, seyahat ajantasından da pay alıyorlar. Restoranlar, yeme içme sektöründen de bir kişi yok. Böyle bir yönetim olmaz. Bir de Comer meselesi var. Eğer şu 7 saniyede söyleyebilirsem, dünyanın en büyük kongre merkezlerinden birisi Kuşadası.